kurallarda böyle bir şey var mı? Ne gibi yani? Yani blender vurulur. Kullanılabilir mi? Mu? Açılabilir mi? Şöyle bir şey yani değil. Mutfakta her şeyi yapabilir. Yeniden bir şey pişiremez bak. Tamam. Bunun şunu söylemek istiyorum. Bunun üstünde yağlı sos var ya. Evet. O sosu şu an tereyağını ısıtıp içine baharat atıp yapamaz. Evet. Bu yasak. Evet. Ha, olan bir tereyağını ısıtıp dökebilir. Bunu çırpacakla, blenderla ya da kaşıkla karıştırabilir. Ama normal. Ama söylemek istiyorum. Kesilmiştir. Bir saniye. Evet. Çorba sulanmıştır. Buna yeniden bir un çalamaz. Evet. Hiçbir şey katamaz. Ama olan çorbayı eliyle düzeltebilir. Mesela mercimek çorbası yaptı. Beklerken koyulaştı. Orada hemen bir suyla açabilir. Açılasın. Çorbayı ısıtırken. Bunu yapabilir. Şu anda da blenderla çekti ama kabuğunu mu çektin, patatesi mi çektin kesildi bunu bilmiyoruz. Kesildi mi bilmiyoruz şu an. Görmedik. Kesildi mi ne oldu patates bilmiyoruz çorbası. Ki. Ama blender kullanması yasak değil. Ama göreceksiniz. Blender kullanması yasak değil. Sizin de gününüz için. Olacak. Bir saniye sizin de gününüz muhakkak. Olacak. Bunlar muhakkak. Bir dipnottur ayrıca. Muhakkak. Niye tehdit mi ediyorsunuz? Hayır, yani. Sizin için ne tehdit etsem sizin de gününüz olacak. Muhakkak olacak. Bu dipnot hani sizin de bilendiğiniz o yani. Kullanın manasında söylüyorum. Şimdi ben bir şeye daha değinmek istiyorum çorbamın tadına bakmadan önce. Melisa Hanım az önce bir şey söylediniz, inanamadım ben. Aa, ne oldu gene? Gerçekten aslında hem inanamadım hem de çok seviniyorum. Bir dakika. Kesin kötü bir yorum yaptın ki sevindim. Çorbaya blender'ı vurduktan sonra yani blend ettiğinizde kesilmesi geçer dediniz. Homojen olur dedi. Homojenize olur. Evet geçer dedim. Geçer dedim. Yani öyle o sorun çözülür mü kesildi kesince? Homojenize olur. Siz hayır evet evet dediniz. Evet ve homojenize olur dedim arkasında. Asla kesilen bir çorba düzelmez. Düzelir. Asla. Blender'da çorba düzelir mi? Hayır düzelmez. Robot şu metal uçlu blender'a soktuğunuzda düzelir tabii ki. Neriman ablacığım senden yorum alayım. Rahat rahat yap. Çorbanız gerçekten yoğurtlar tam olaraktan açılmamış. Yoğurda suyu az kaldı. Ben patatesinin kıvamı güzel olmuş ama patatesi daha yoğun beklerdim. Yani daha hani yoğurt baskın değil de süt de baskın değil. Bence patatesin biraz daha baskın olmasını beklerdim. Yoğurdu mu fazla olmuş? Bence yoğurdu fazla. Sanki yoğurt çorba gibi olmuş. O yoğurdun ekşiliği mi çok basıyor? Yani evet. Yani bir patates çorbası değil de sanki bir yoğurt çorba gibi olmuş. Yoğurttan yoğurttan rahatsız olan var mı başka? Hayır ben ekşili rahatsız konusunda? Olmadım. Yok, hayır. Bence de ekşi. Yoğurt kesin ekşi mi size evet, göre? Evet evet. Yoğurdu tam açmamış. Yoğurdun topaklığı parçalar var mı peki? Topaklıkları var. Evet. Tadı almadım ben. Şöyle gösterebilir mi isterseniz? Nasıl yoğurt tadı almadın? Yani hani yoğurt baskını sordunuz ya. Hani. Siz aldınız rahatsız o yoğurdun ekşiliğini. Evet şey, aldım. Yok ben almadım. Anladım. Çok ilginç. Demek ki yoğurdu fazla geldi. Patates çorba biraz daha patates sarımtırak bir daha bakıyorum. Biraz yoğurt. Daha böyle yani patates baskın olur. Anladım. Burada yoğurt ve kesinlikle süt baskın yoğurt. Olmuş yani. Sanki ya, ben içiyorum ama hayır. Yoğurt çorba gibi içiyorum. Ne açsam ben almıyorum. Ekşiliği var mı yoğurdun? Hayır. Var mı? Var. Ben alıyorum ve şu anda da evet yoğurtlar... Ne gariptir ki? Ne gariptir ki? Ben konuşabilir miyim? Çok az önce Kadir Bey, siz hani Neriman Hanım bekleyin dediniz buyurun. Ya. Bence bu çorbada yoğurt yok, süt var. Krema. Aa Ayşegül Hanım, vallahi yoğurt bu yorumu var. Sizden ben bekliyordum. Kremayı yemek bilginiz yok demek. Hayır, kremayla süt var gibi. Yoğurt içinde hayır dans ya. Ediyor. Ayşegül Hanım, şu anda ben içinde. Size... Yoğurt var bu çorbada kesinlikle. Gerçekten mi? Süt tadı mı aldınız? Süt tadı ve krema tadı aldım asıl. Sütten öte. Az önce Melisa Hanım'a güldünüz, o gün ona evet, güldünüz. Şu evet. An süt tadı alıyorsunuz. Ebru? Ben bilemedim, beni atsınız. Gerçek mi yoğurt çorbasını? Çok pardon. Patates çorbasına Mualla Hanım. Hayır. Ya o kadar patates tadını alamadınız mı? Çok özür dilerim. Neriman abla, Ayşegül Hanım süt tadı aldım süt diyor yoğurtlu çorbada. Şimdi çorba sofraya gelene kadar... Ayşegül bilgisi yok bence bu çorba üzerinde. Anladım. Bakın kremayla dedim. Evet hala da öyle bir tat geliyor bana. Hafif bir ekşilik var. Bence biraz su için bir daha bir deneyim. Ama sarımsağı yok. Sarımsak koydun mu ki buna? Hayır çorbanın. Yani dereotu da yok. Sarımsak. Sarımsak.
Patates çorbası. Evet. İlk defa çorbası duydum. Olan evet. Hayır. Evet. Hayır. Ama dereotu konulur. Dereotu konulur. Sarımsak da konulur. Peki arkadaşlar, i̇şte vallahi inanır mısınız, şok oldum yani sevgili seyirciler. Ne tuhaf bir masadır ki. Yoğurt olmayan çorbadan yoğurt da alındı masada. Vallahi şaşırdım kaldım. Çorbada bir kaşık bile yoğurt yok. Alkışlarsınız beni. Beni alkışlar mı? Ben size yoğurt tadı yok dedim zaten. Teşekkür ederim. Gerçekten. Şimdi anladınız mı kim birinci olacak? Ya nasıl ekşi var dediler. En hamadı kim? Ama Kadir Bey bu yuvarlak. Hayır, ekşilik alınmaz. Alın. Siz de ekşilik alıyorsunuz. Bakın ben ekşilik alıyorum. Çok özür dilerim. Topaklığına bir şey demedim zaten. Farkındaysanız. Gerçek hurmeler belli oluyor. Bir saniye. Beyaz yuvarlaklar var. Neriman Hanımcığım, yoğurt. Şundan bahsediyorum. Ben özellikle sordum, yoğurdun ekşiliğini alıyor musunuz? Alıyorum dediniz. Topaklığa sadece bir şey demiyorum ama yoğurdun tadını alıyor. Evet, yoğurdun ekşiliği geliyor Kadir Bey dediğinizde şaşırdım açıkçası. Ama çorbada yoğurdun D'si yok yani. Y'si de yok, G'si de yok. Nasıl yaptın? Sorabilir miyim çorbayı? Yani şu topaklıklar şunları diyor. Şunları söylüyor. Belki hani, o patates şunları, olabilir. İşte robotu çalıştırmayız ya. Yoğurt hayır, robotu zaten belki çalıştırmayız. Çok özür dilerim. Şimdi konuyu dağıtmadan. Baya büyük bir mikserle. Valla beni muhakkak duy, bağırma bir de. Şunu diyeceğim. Şimdi tek tek devam edelim. Neriman Hanım, beğendiniz mi? Çorbayı beğenmediniz mi? Kıvamı yerinde. Yani sanki yoğurt çorbası yiyorum. Siz yoğurt çorbası içmeye devam edin. Peki. Melisa Hanım. Kesinlikle yoğurt yok. Güzel patates tadını. Hani adı patates çorbası. Patates kıvamında bir lezzet. Kıvamı da evet, çorba kıvamında. Topaklık var mı sizde? Var. Bende de var. Onun sebebi hatta ne o zaman? Şimdi dedim ki patates. Şurada bak onlar hatta acaba robotu beyaz çalıştırmanın sebebi. İçine krema ama koydu beyaz, olabilir dedim mi? Dedim ben biraz önce hani şeyde süt krema mı kesilmiş alıyorum dedi. O zaman. Ben krema var dedi. Yani çorbada hiç kesiklik herkes var mı? Herkes duymuştur zaten. Ya içinde bak beyaz. Kesilen çorba beyaz topak öyle olmaz ki. Çorba gurmeler belli oluyor. Ben söz alabilir miyim? Geleceğim şimdi. Melisa Hanım'ın yorumunu duydun mu Muhalla? Yok. Neden? Neriman Hanım. Neriman Hanım konuşmayan Neriman Hanım kulağımın dibinde bunun konuşuyorum. Ya neden konuşmayalım? Ya neden bak Melisa Hanım'a veyahut da Ebru Hanım'a hiçbir şey söylemiyorsun veya Ayşenur Hanım'a hiçbir şey söylemiyorsun. Neden ona yükleniyorsun sadece? Neden bana yükleniyorsun yani? Onun şeyini kaçırdım ya, onun için söyledim. Şimdi kıvamı güzel, çorba kıvamında. Ya ben şimdi bu masada yoğurt yok, ekşilik yok. Yoğurt yok. Yoğurt yok, ekşilik yok. Evet, taneler var. Ama krema olduğunu söylemiştim Ayşegül Hanım bu konuşurken. Bu beyaz topakların sebebini öğrenmek istiyorum. Bana sadece onu söyleyin. Bu kremayla, bakın krema. Şöyle de gösterebilirim. Ne yani krema, ne kesilmiş krema, mi çırpılmamış kesilmiş mı? Kesilmiş. Taneleri var kesik kesik böyle kaynarken. Kesilmiş bir çorba mı? Lütfen. Şimdi bembeyaz. Bembeyaz. Peki bir daha Ayşegül Hanım'ı dinleyelim bakalım onun yorumu ne olacak? Şöyle söyleyeyim, evet, tadı patates çorbası için güzel. Peki Ayşegül Hanım. Bunun neden olduğunu size söyleyeyim mi? Siz kremayı bu çorbaya karıştırmadan önce iki kaşık kepçeyle alıp önce ılıttınız mı? Biz o esnada düştük. Ha, o esnada olan çorba. Cevap evet, verin. Önce o kaynayan çorbayla açacaktınız yapmadım, kremayı. İşte taneleri var. Bakın evet, kesilmemiş. Bu patates tanesi değil. Kesilmemiş. Sadece yani iyi karışmamış. Ebru Hanım, sizin yorumunuz nedir efendim? Ben yoğurt çorbayı dışında beğenmedim. Ekşi geldi. Bildin. Ayrıca işte topaklar vardı. Kesik işte şu beyaz olduğu gibi beyaz. Ben çorbayı beğenmedim. Teşekkür ederim. Bakın bu işte patates değil nasıl bu. Yani nasıl ekşi yani olabilir ki çorba? Yani bana tadı ekşi geldi ve topaklar var. Onu da gösterebilirim yani. Hiçbir bir patates şey tadı alamadım. Yani yorum yapmak için yapmıyorum. Altı dolu bir yorum yapıyorum. Bu çorbanın yapıyorum hepsi patates. Nasıl patates sizin tadı gibi alamadım? Ya ben patates alamadım. Ben buna ekşi tat aldım. Yani sizin gibi boş yorum yapmıyorum. Ben dolu yorum yapıyorum diyorum. Ya ben dolduruyorum neyi boş altını yorum yaptım? Siz masamla ilgili her şeyle. Neyse, dün tartışmasını yapmak istemiyorum. Ben beğenmedim. Teşekkür ederim. Muhalle Hanım, gerçekten bunda patates. Yani patates biraz daha baskın olsaydı gerçekten ben size gerçekten iyi söyleyecektim yani. İyi değerlendirdim. İyi puan verecektim. İyi puan verecektim. Evet. Evet. Ne oldu? Sen niye gülüyorsun Neriman Hanım konuşunca? Yok yok. O nereye konuştuğu için ben böyle bir... Ne yaptığı için? Gülerek yorum yapıyorum. Neşe saçıyor Neriman Hanım'dan. Ben hemen güldüm. Gerçekten. Ama Ayşegül Hanım konuşunca da böyle bir gözlerim beliriyor nedense. Bilmiyorum artık. Yoğurt çorba gibi geldi. Daha böyle sarı baskın. Sarı patates olsaydı üzerinde böyle... Kaç tane patates koydun? İki tane, İki tane bir yani patates koydum. Çok dengeli bir patates tadı var çünkü fazla aşırı. O dengeli diyor. Sen patates yok, almadım ben, diyorsun. O yok, ekşi diyor. Ben onlar çok beğendim diyor. Yoğurt var ne diyor? Onlar yoğurt var dedi ya zaten. Ya ben korkuyorum. Ya, yani, siz eğer görmeseydiniz benim elimi nasıl yoğurt?
yorumlayacaklar, raflayacaklar. Masada 4 tane damak var, 4'ü de birbirinden farklı muhalle. Allah yardımcın olsun. Efendim ara sıcak geliyor, ne geliyor? Haydari var. Haydari ve zeytinyağlı ayva dolması. Of, hadi bakalım çok gelsin. Ayva dolmasını çok merak ediyorum en çok. Daha önce yiyen var mı aranızda zeytinyağlı ayva dolması? Olamaz, bu benim spesiyelim. Nerede? Aa, yemiş ama bak her şeyi. Ben yedim. Ben yedim. Nerede yediniz? Bir arkadaşımın davetinde yedim. Çok şey yaptım ama yemedim. Etli miydi? Hayır, zeytinyağlıydı. Evet. Melis, bu arada senin mesleğin neydi? Ben turizm okudum üniversitede. Mersin Üniversitesi turizm çıkışı. Otelcilik de var mı içinde? Otellerde. Anladım. Oradan geliyor onun havası, cıvası. Yani o yüzden dikkat ediyorum. O elif kelimeler. Anladım şimdi. Ama şimdi daha kötü oldu Kadir Beyciğim. Niye? Yani siz öyle bir okuldan mezun olup da yaptığınız yorumlarda benim inanamamam garip değil mi? Neye inanamadınız? Az önce yine konuştuk ya. Yani krema olduğunu bile ben krema dedim siz yorum yaparken. Farkındayım. Ama blenderla dediniz, kesilen diye çorba evet, açılır. Evet, homojenize edebilirsiniz. Ama kimse o otelcilik yemekten anlıyor mu ki? Onlar daha çok böyle servis işi. Onlar bölüm bölüm ayrılıyor. Çok özür dilerim. Ben seyahat otellerde çalıştım. Tabii ki. Ha, yemekten anlıyorlar mı ki? Benim bildiğim tabii anlarlar. Mutfak bölümünde olanlar mutfak bölümü restoranlarda çalışır. Bölümlere ayrılır kendi içinde de. Sizin bölümünüz neydi? Ben seyahat ajantalı bölümündeydim. Seyahat. Aynı okulda olduğum için tabii ki aşinayım. Kadir Bey, yani blenderla yani kesilen bir yoğurt olsun, krema olsun. Ne yaparsanız yapın, kesilen bir şey blenderla asla açılmaz. Denediniz sadece mi? Sadece onu. Denediniz onlar, mi? Belki unlar falan onun kıvamını getirirsiniz. Belki o zaman kıvamlı bir hale getirirsen onun içinde blenderı da koyarsınız. Belki o zaman bütünleşebilir. Hanımefendi dedi ya mutfak zeka işi diye. Demek ki Yasemin Melisa Hanım o şekilde kullanmış, aklını deneyin yapmış. Deneyin yani, deneyebilirler. Kesinlikle. Seyirciye söyle bak, tam karşında seyirci. Deneyin, denemiş olan da vardır mutlaka. Bu bir kusur ya da eksiklik değil, pratikliktir. Yani o çorbayı geri kazanmak. Şöyle.